Evet kıymetli arkadaşlar, sponsorlarımızın katkısıyla hazırlanan videomuza hoş geldiniz. Bir beğeni çok görmeyin, kanalımıza abone olun. Bakın bugün Fener'in maçı var. Ve Fenerbahçe maçı maçından sonra eğer galibiyette çeşitli sayıda üyelikler hediye ediyoruz. Bunu kaçırmamak adına lütfen bu videoyu beğenin, kanala abone olun. Ve videoyu sonuna kadar izleyin. Çünkü son zamanlardaki izleme sayısı, izleme süresi, beğeni sayısı gibi etmenler çok etkin oluyor hediye üyelik verirken. Benden de tavsiye oynatma listelerinden. Herhangi birini açabilirsiniz. Arka planda falan oynatabilirsiniz. Maç saatine kadar hepsini de açabilirsiniz. Farklı farklı sekmelere geçiş yapıp böyle gezinebilirsiniz. Ki yapmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Sonra benden üyelik istemeyin. Teknik direktörümüz İsmail Katal ve futbolcumuz İrfan Can Kahveci. Spartak tırnağı maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Biliyorsunuz UEFA Konferans Ligi grup son maçı. Yani 6. maçı. Ee, İrfancan İrfan elimden geleceğini, geleni yapacağım diyor. Neler diyor. Sezona çok iyi başladık. Ligde ve Avrupa'da güzel seri yakaladık. Sonrasında şanssızlıklar ve sakatlıklar oldu. Avrupa'da son iki maçımızı kaybettik. Şimdi toparlanmaya başladık. Yarınki de maçı kazanıp gruptan lider çıkmak. Öncelikle çok üzüldük taraftarlarımızdan da bu maç için özür dileriz. Sonrasında çabuk reaksiyon gösterdik. Ne kadar istekli olduğumuzu bir sonraki maça maçta taraftarlarımıza göstermemiz gerektiğini aramızda konuştuk. Bunu da son iki maçta gösterdiğimizi düşünüyorum. Kariyerimin en skorer dönemini geçirsem de benim için önemli olan takıma ve oyuna verdiğim katkı skor yapmak üzere ama beni en çok iştahlandıran oyuna verdiğim katkı. İsmail hocamızın oyun sisteminin benim skorer olmamda katkısı büyük. Geçen sene de kanatta oynuyordum ama oyun sistemimiz farklıydı. Bu sene daha farklı sistemle oynuyoruz. <laughs> Bu bana katkı sağlıyor. ve maçıya transfer olurken de 8 numara olarak transfer oldum ama takımımızın ihtiyacına göre her mevkide oynamaya hazırım. 8 numara oynamaktan daha büyük keyif alıyorum ama sezon başında da hocamızla bu görüşmeleri yapmıştık. Takımıza nerede katkı sağlayacaksam benim için orada oynamak daha doğru. Hocamız hangi mevkide görev verirse versin elimden geleni yapacağım diyor. İsmail Kartal. Spartak Tınav maç öncesi bu akşam son antrenmanımızı yapacağız. Rakibimiz bizim maçtan sonra 13 resmi maç yaptı. 8 galibiyet bir beraberlik 4 mağlubiyet aldılar. Bakımdan takip ediyoruz. Yarın kendi seyircimiz önünde kazanıp 3 puan almak ve gruptan çıkmak tek hedefimiz. Burada başarabileceğimize inanıyorum. Yani ki maçta elimiz güçlü, kadromuz geniş. Taraftarımızın desteğiyle kendimize yakışır oyunda maçı kazanıp gruptan lider veya en kötü ikinci olarak çıkmak istiyoruz. Tek hedefimiz bu. Aldığımız ağır yenilgiden sonra çabuk toparlandık. iyi reaksiyon verdik. Sakatlıktan dönen oyuncularımızın verdiği enerjiyle yolumuza en iyi şekilde devam etmeyi düşünüyoruz. Şimdi rotasyonla ilgili soru soruyorlar. Hani lig ertelendi maç biraz geç diye. Rotasyonla ilgili bu akşam 1-2 oyuncumuzun durumuyla ilgili görüşmeler yapacağım. Antrenmana bakacağım. Biz kazandığımız zaman yarınki maçın sonucu ne olursa olsun gruptan çıkmayı garantiliyoruz. Lider çıkabilmemiz için averaj konusu önemli. Onun da matematiksel hesabını yapıyoruz. Önceliğimiz maçı kazanıp gruptan çıkmak. Farklı kazanıp yarınki maçın sonucuna göre de lider çıkma durumumuz var. Bunları bu akşam oyuncularımıza yapacağımız toplantılarla belirleyeceğiz diyor İsmail Kartal. Serdar Aziz takım eğitmenlere başladı ama hala eksikleri var. Hani yarın oynayacak mı diyorlar. Takım antrenmanı çok farklı bir şey. Bir oyuncu sakatlığı geçtiği hemen oynatamıyorsunuz. Bunu ben de söylemiştim. 6 haftadır futbol oynamıyor. Maç performansına gelebilmesi için biraz takım antrenmanı yapması ve ritmini yakalaması lazım. Bununla ilgili çalışıyoruz. Değerlendireceğiz diyor. Yani, yani Serdar Aziz'in yedek olduğunu anladık. Biz bu açıklamadan. Halil Umut Meleğe ve Tüm Hakem camiasına geçmiş olsun. İnşallah bu bir daha olmaz diyor. Maçtan 10 acı ertelemesi bu federasyonun aldığı karar. Biz evimizde oynayacakken deplasmana gideceğiz diyor. Bu taraftarı hani kulüp tarafını ilgilendiren şey bizim konuşmamız doğru değil diyor. En güzeli. Hedeflerimizde herhangi bir değişiklik yok. Biz yarın kazandığımız zaman zaten gruptan çıkıyoruz. Gidebildiğimiz yere kadar gitmeyi hedefliyoruz. Miha Zayis ve BK adısında takıma takımda sakat oyuncularımızın da gelmesiyle birlikte onlara vermiş olduğu enerjiyle genel olarak iyi durumdayız. İyi futbol oynuyoruz diyor. Moralliyiz. E, ligin lideriyiz. Yani taraftarımıza belki güzel oyun galibiyeti yolumuza devam etmek diyor. Ve kanun durumu soruluyor. <laughs> Her geçen gün iyi gidiyor. Kendisi ve doktorlarla görüşüyoruz. Durumu biraz uzun süreceği için onu gün gün takip ediyoruz. Zannediyorum Ocak ayında hani Ocak ayının ortaları gibi takım antrenmanlarına başlayacağını düşünüyorum. %100 olmasa da tahmin ediyorum demiş. İsmail Kartal'ın bir özelliği var. Kulüp doktorlarının ilk verdiği açıklamayı kullanır. Ee, mesela kulüp doktoru ilk ne dedi? Ocağa kadar yok. O zaman İsmail Kartal ocağa kadar yok der. Kulüp doktoru ifadesini değiştirdi. Ya ben ocağa kadar yok dedim ama aralığın ortasında geliyor. İsmail Kartal'a sorun ocağa kadar yokmuş. Dediler der. Anlayan anladı. Fenerbahçe'de Dimitris Itoidis'te yollar ayrılıyor iddiası. Arkadaşlar iddiayı geçtim. Bu bir, bir tık daha ötede bir şey. Yani üst üstte gelen yenilgiler taraftarı çileden çıkarttı. Basketboldan anlamayan benim gibiler bile delilenmeye başladı. Delilenen arkadaşlarımızın düzelmesi için bunun olması lazımdı. Itoyidis beklenen performans veremedi. SDNA'da yer göre Yunan baş antrenörle yollarına ayırmaya hazırlanıyor. Kısa bir süre içerisinde bir şeyler yapacak. 2022 yılında playoff oynadı. Olimpiyakos'u 3-2 elendi. Fenerbahçe Beko için Saraz Jasikevicius'un olduğu öne sürüldü. Bir diğer adayında Andra'ya Sinciyeri oldu belirlen diyor. İçimden siz Jas Jasikevicius olacak diyor. Çünkü ismi çok havalı. Bilmiyorum siz ne dersiniz basketboldan anlayanlar. Bana küfür etmeden senin anladığın basketbolu demeden lütfen yorumunuzu yapar mısınız? Sizce hangisi gelmeli? Ee, şimdi Fenerbahçe Avrupa dedik. Fenerbahçe'nin Avrupa'da 266. sınav arkadaşlar bu sınav. 14 Aralık Perşembe yani bugün Slovakya'nın Spartak Tırnava takımını saat 20.45'te konuk edecek takımımız Avrupa Kupalarına çıktı. 265 maçta 104 galibiyet 106 mağlubiyet yaşadı. Son iki maçtan beraberlikle ayrılsaydık yine eşitlikti. Yani 104'e 104 e 104'te ama biz maalesef elimizin tersiyle ittik gibi bir durum oldu. Yani 3 galibiyet almamız lazım arka arkaya ki ee, bu kötü durumdan kurtulalım ve imaj artıya geçen bir imaj olsun. Şimdi 265 maçta 104 galibiyet, 106 mağlubiyet. 6. maçta bugün Spartak Tırnava maçı. Söz konusu müsabakalarda rakip bileleri 356 kez havalandırdık. Kalemizde 380 gol gördük. Yani 24 gollük bir eksi averajdayız arkadaşlar bu şanssızlığı, bu kötü eksi averajı yenmemiz adına da yine bir şeyler yapmamız lazım. bir şeylerin gayreti içerisinde olmamız lazım. Onu da söyleyeyim. Son maçını Fenerbahçe farklı kaybetti. Ludogorets depresmanda 2-0 yenerek ilk kaybını yaşamıştı diyor. Biz Ludogorets'i kaç kaç yendik ya? Fenerbahçe Ludogorets 3-1 yenip 2-0 kaybettik. Yani ikili averajda eşitiz. İkili averajda eşitiz. Benim anladığım kadarıyla ve hani ben bunu tam bilmiyordum açıkçası. Fenerbahçe Konferans Ligi puan durumu. Şimdi ikili averajda şeyiz ama Lan Arkadaş Süper Lig değil Konferans Ligi. Şurada Atılan goller, yenilen gollerde de bir enteresanlık var. Yani Fenerbahçe -2 averajda, eksi -1 averajda. Atılan gollerde 9, de yenilende... atılan 9'a 10. Yani Ludo bir gol fazlası var. Yenilen goller eşit. Fenerbahçe 3-0 kazandı, Ludogorets 2-0 kazandı diyelim. Fenerbahçe'nin yani 3-0 yok, eşit sayıda oluyor. Eşit sayıda olduğu için deplasmanda daha fazla galibiyet kazanan öne çıkıyor diye biliyorum. Yani enteresan bir şey. Fenerbahçe 4-0 kazandı. Rakip 1-0 kazandı diyelim. Fenerbahçe ikili haberajda önde çıkıp grubu lider bitirmiş oluyor. Lider bitirmenin de hem ekstra parası var hem de iki maç daha az oynayıp UEFA'dan geleceklerle de karşılaşmayıp yoluna devam ediyorsun. Bu yüzden de böyle bir durumu var. Ee, ama hayırlısı olsun arkadaşlar. Konferansta 14. sınav. 13 maçta 9 galibiyet 4 yenilgi aldık. 34 gol attık. 14 gol yedik. Ve 19 golün 6'sını son maçta gördük. Maalesef yediğimiz golün. Avrupa Kupası karnesinde Fenerbahçe'nin total 265'te 104 galibiyet. 55 beraberlik 106 mağlubiyet. 356 atıp 380 gol yedik. İsmail Kartal futbolcuları seslendi. Bir kez daha bize yakışanı yapalım diye bir haber var. Arkadaşlar bu haber şey haberi. Hani içeriden bilgi aldığını iddia eden haberlerden. Artık derbiyi arkamızda bırakalım. Tırnava karşısında. Çok önemli maça çıkacağız. Bize yakışanı yapalım bir kez daha demiş. Taktik ağırlıklı idman gerçekleştirip öğrencilerine bunu söyle diyor. Taraftara söz verdim diyor İsmail Kartal. Bizim için yine önemli bir maça çıkacağız. Tırnava karşısında önemli bir hedef olarak belirledik. Gerekeni yapmamız lazım diyor. Şunu söyleyeyim. Spartak Tırnava'yı Fenerbahçe 1-0 yense. Rakipler yok 2-0 yense. Rakipler berabere kalsa. E, yani rakipler berabere kalırsa. Fenerbahçe 2-0 bile yense lider oluyor. Bildiğim kadarıyla. Lan az yani 10 puan, 9 puan Fenerbahçe 9 puan. Evet. Nörsland Ludogorets'te berabere biterse 0-0 fark etmez. 0-0, 5-5, 3-3 hiç fark etmez. Bu iki takım berabere kalırsa kaldı ki zannetmiyorum çünkü Ludogorets'in de bu Nörsland'dan alması gereken bir intikam var. Bunlar da iyi hazırlandılar. O ilk maçta 7-1 yenildiler de. Onun siniri, onun hıncıyla elinden geleni yapacaklardır. Ya da yapmak isteyeceklerdir. Ee, i̇yi hazırlandıklarını düşünüyorum açıkçası. Yani umarım iyi hazırlanmışlardır. Ha, berabere biterse Fenerbahçe 1-0 bile kazanırsa bizim için avantaj olur. Bakalım ne olacak. Ama sonuç olarak Fenerbahçe'nin taraftara bir borcu var. Yeni idman programı bu arada Ali Umut karşı gelecek saldırılan ligler tatil edip, İsmail Kartal ekibi yeni bir antrenman programı için kolları sıvadı falan filan diyor. Konya maçının ertelenmesinden ardından plan değiştirdi. U19 hazırlık karşılaşması oynayabilecek falan yok sanmıyorum bunu. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Ee, çok beklemiyorum. Şimdi Fenerbahçe'ye dair iki tane transfer haberi vereceğim size. Birincisi Fenerbahçe savunmasına Alman tankı. Tilo Kehrer. Çağlar Söyüncü işi var. Bir de Kehrer. Çağlar işi zora giriyor diyor. Çağlar konuşacağım. West Ham United'ın Alman stoperi. Tilo Kehrer'i listesine ekledi diyor. İkisini birden mi alacağız? Niye alsak kötü mü olur? Bizim ne eksiğimiz var abi milletten? Beşiktaş'ın mesela 8 tane bir 10 tane mi stoperi var. 6 tane de. Şimdi çalışmalar tüm sürüyor. West Ham'da 2026'da sözleşmesi bitiyor. 27 yaşındaki Alman oyuncunun sözleşme 2026'da bitiyor. Menajerle temas kurulacak. Hava toplarındaki üstünlüğü dikkat çekiyor. Hava toplarında üstünse boyu uzundur. O sıkıntı yavaştır muhtemelen. Bir bakayım. 1.86. Yo çok da uzun sayılmaz. Hızlı da sayılabilir bir isim. 27 yaşında 21 Eylül doğumlu. Tübingen'de doğmuş Almanya'nın. Hani var ya şeyin. Bimi geçiyorsun sağ tarafa. O Mönchengladbach Camii'ne doğru değil. Sağ tarafa doğru gidiyorsun. Orada Tübingen. Almanya'daki arkadaşlar bu ne diyor diyor. Türkiye'dekiler de ha orada mı hocam kaç kere gittim falan yapıyorlar. Şimdi hava toplarında üstünlüğü var. 13 milyon euro piyasa değeri. 49 milyon euro ödenmiş. 27 kez Alman milli takımında forma giymiş Kehrer. Paris Saint Germain'den 2022 yılında 12 milyon euro almış. Bu sezon 9 maçta forma giymiş. Gol ya da asisti yok. Arkadaşlar bu biraz temenni haberi. Buna dair hiçbir duyumum yok. Bilginiz olsun. Ya Duyumum olsa doğruluyorum evet ya da yalanlıyorum falan derdim. Ee, ben doğrulayamıyorum. 13 milyon euro piyasa değeri. 2026'ya kadar sözleşme. 1.86 Hani menajerlik şirketinin ilk defa duyuyorum menajerlik şirketinde. 4 maç oynamış. Bir sarı kartı var. İngiltere liginde normal bunlar bilginiz olsun. 2 yılda opsiyonu var arkadaşın. Yani 4 artı 2 imzalamışlar. Paris Saint-Germain 37 almış 2018'de. Bunlar da 2022'de 12 almış. 9 maç 371 dakika. Dediğim gibi benim bir duyumum yok. Yani olsa söylerim. Bu menajerlik şirketi Salih Özcan'ın menajerlik şirketi arkadaşlar. Marco Reus'un menajerlik şirketi. Bilginiz olsun. Hani geçmişte bizimden adı geçen bir futbolcu var mı diye bakıyorum. Şu an sadece Salih Özcan var. O yüzden ben şey yapıyorum. Gelelim Çağlar Söyüncü'ye. Monteya'dan Çağlar Söyüncü'ye transfer tavsiyesi. Türkiye Ameliyat Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Monteya Euro 2024'ün kadrosunda düşündüğü Çağlar Söyüncü'nün düzenli forma giymesini istiyor. Bu nedenle kendisine oynayabileceği bir takıma gitmesini söylüyor. Bitti mi? Bitmedi. Şimdi Leicester City'den Atletico Madrid'e bedelsiz transfer oldu. 5 milyon euro imza parası. Yeni takımda aradığını bulamadı. Simeone'nin gözüne giremedi. Sadece 74 dakika sahada kaldı. Defansın göbeğinde Aspilicueta, Jimenez, Hermoso, Savic, Witsel gibi isimlere şans verdi. Çağlar 6. stoper. Transfer ol, formayı al demiş. Daha doğrusu Türkçesi Fener'e transfer ol, formayı al demiş. Türkçesi. Hocam böyle dememiştir ya. Bak ben okuyayım siz anlayın. İtalyan çalıştığı daha fazla süre alamaması halinde tecrübeli stoperi kadroya girememe olasılığı bulunduğunu ileterek Mayıs'a kadar düzenli bir şekilde forma giyebileceği bir takıma gitmesini tavsiye etmiş. Fenerbahçe'de ilgileniyor haliyle. Bir buçuk yıllığına kiralamak falan diyor. Çağlar Türkiye'ye dönme konusunda karar. E Fenerbahçe'de de haliyle Bekao var. Çiko var. Serdar Aziz var. Samet Akaydın var. Hani bu rotasyonda Fenerbahçe yetersiz buluyor. Ama ben şunu söyleyeyim. Eğer Serdar Aziz Euro 2024'te oynamak istiyorsa bu takıma gelir. Kütürük eriği gibi oynar. Çenesini kapar. Anladınız mı? Yani başka da çaresi yok. Geldi geldi gelmedi kendine yapar ve tıpkı Montoya'nın dediği gibi git Fenerbahçeye alayım seni milli takımın merkezine Çağlar diyor. Biz de aynı fikirdeyiz, aynı görüşteyiz. Eğer Çağlar Söyüncü birazcık Fenerbahçeliyse ki Fenerbahçeli olduğunu kendisi söylüyor. Sağı solu dinlemez ve gelir. Bu arada bilginiz olsun Çağlar söyecisi ücretsiz kiralama maaşını bu e, 4 aylık maaşını Atletico Madrid eğer Çağlar kabul ederse ödeyecek. Ve gelecek sene zorunlu satın alma opsiyonundan alacağımız Çağlar'a da 5 milyon euro bonservis ücreti vereceğiz. Eğer bu transfer gerçekleşirse arkadaşlar haberiniz olsun. Gerçekleşmezse bir şey diyemem. Fenerbahçe'mize canı gönülden başarılar diliyorum. Skorta amininiz var mı maça dair? İçinize doğan hissi bir şey var mı maça dair? varsa buyurun yoruma yazın. Yoksa da hocam hani kazanan Fenerbahçe olsun deyin. Kazanın gerekirse yenin deyin. Ben mesela <laughs> bunu söylemeyi çok seviyorum. Kazanın gerekirse yenin. Benim aktaracaklarım bu kadar. Hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. Abone olmayı, beğenmeyi unutmayalım. Görüşmek üzere.